Avrupa Birliği Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklama sonrasında gözler Almanya'ya çevrildi. Daha doğrusu Biontech ve ortağı Amerikalı ilaç üreticisi Pfizer şirketine çevrildi. Avrupa Birliği'nin iki ortakla yıl sonuna kadar en az 200 milyon aşı satın alınması konusunda ön anlaşmaya varıldığı açıklandı. Üretimin hızına göre bu sayının 300 milyona çıkabileceği de belirtilirken e, aşının 27 Avrupa Birliği ülkesine paylaşım ve dağıtımının komisyon tarafından organize edileceği de haber verildi. Alman hükümeti Avrupa Birliği ülkelerinin ihtiyacı olan aşıyı tedarik, tedarik etmek için ortak hareket edileceğini daha önceden zaten duyurmuştu, bildirmişti. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam aşı ihtiyacı en az 600 milyon olarak tanımlanıyor. Avrupa Birliği komisyonu daha önce de İngiltere'de e, Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı üzerine çalışan AstraZeneca adlı ilaçlarının şirketine 300 milyon aşı siparişi vermiş. Ancak burada geliştirilen aşı bir katılımcıda şüpheli ciddi yan etkiler görülmesi üzerine askıya alınmıştı. Bu arada Biontech Almanya'da aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü'ne aşı izni için önümüzdeki ay yani Ekim ayında başvurunun yapılacağını resmen duyurdu. Şirketin yöneticisi Profesör Uğur Şahin yaptığı yazılı açıklamada Avrupa'nın kalbinde bulunan bir şirket olarak Avrupa Birliği Komisyonu'nun bize güvenerek ön anlaşma yapması bizim için büyük bir başarı ve aynı zamanda şimdiye dek aldığımız en büyük sipariş dedi. Amaçlarının etkili ve güvenilir bir aşı üretmek olduğunu ifade eden Profesör Şahin, pandemiyi Avrupa'da ve dünyada durdurmayı hedeflediklerini belirterek dünyada sağlık krizine yol açan koronavirüsüne karşı mücadelenin uluslararası toplumun dayanışması ile başarılı olacağını biliyoruz, görüyoruz şeklinde görüş belirtti. Şirket kaynaklarından aldığımız bilgiye göre ise aşının üretimine geçilmesi durumunda 2021 yılında 1 milyar 300 bin doz aşı üretimi hedefleniyor. Mainz şirketinde Mainz kentinde bulunan Biontech şirketi bünyesinde yürütülen aşı çalışmasının deneme çalışmaları geçen Temmuz ayı da başlamıştı. Üçüncü aşamada e, şimdi denemeler ve e, aşının 30 bin denekle yapılan bu üçüncü aşamasında deneklerden alınacak sonuçların etkisi e, kadar hangi dozajda aşının kullanılması gerektiği de belirlenecek. Şimdiye dek yapılan denemelerde aşı adaylarının e, covid 19u etkisiz kılan e, enzim ve antikorları üretmede ve hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratmada çok başarılı olduğu haber verildi. Ayrıca güvenli olduğu deneklerde herhangi bir etkiye de yol açmadığı kaydedildi. Ee, Biontech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının.